Hanımefendi iyi günler. Arzu Aycı ile görüşebilir miyim acaba? Hangi departman mı? Hepsi. Aa, öyle mi? Tamam, teşekkür ederim. İyi günler. Beyefendi iyi günler. Bana Arzu Aycı'yı bağlayabilir misiniz lütfen? Aa, orada öyle bir çalışmıyor mu? Pardon. Affedersiniz. Tamam, teşekkür ederim. İyi günler. Yok. Yer yarıldı, içine girdi abi. Yok. Sabahtan beri çalıştığım muhitteki bütün şirketleri aradım. Yok, dilim damağım kurudu. Yok ya. Ulan nerede çalışıyor bu kız ya? Yok yok, bu iş böyle olmayacak. Yok, ben yoksa delireceğim. Yok. Niye yaşıyorum ki abi ben bu dünyada? Ha? Neden, neden abi, neden? Ben Nazlı için yaşamıyor muyum ya? Nazlı için yaşayamıyorsam ölürüm lan ben. Ölürüm. Ölürsün kardeşim. Bu hızla gidersen ölürsün. Eyvallah. Berma Hanım, yumuşak içim şekersiz kahveniz hazır, buyurun. İyi günler. Ne alırsınız? Şöyle en büyük boyundan, içinde her türlü ekstrası olan. Mesela ışıl ışıl saçları olsun. İçinde fırtınalarıyla, denizleriyle kocaman gözleri olsun. Ama o kadar büyük olsun ki mesela, yağmurda ıslanmayayım hiç. Güneşte kavrulmayayım. Üzerimi örsün ve sadece benim olsun. Böyle bir aşk alabilir miyim lütfen? Hazır. Canım benim, bir tanem sen neden böyle bir şey yaptın? Ya ben... Sen ne? Seni ortamıza alıp seninle dalga geçeceğimizi mi düşündün? Senden utanacağımızı mı düşündün? Arzu. Seni günü geldiğinde, dişlerin döküldüğünde bile, elin ayağım tutmadığında bile seveceğimi, hatta bir ömür boyu gerekirse sırtımda taşıyacağımı bilmiyor musun sen? Ha? Ne olursa olsun. Canım sevgilim. Arzu Hanım. Ne yapıyorsunuz? Ne bu rezalet? Ben artık söyleyeyim ne yaptığımı. Ediyorum. Yürü. Oh be! Aa, Arzu Hanım! Buysunuz mu? Teşekkürler. Bir şey yapayım. Ya seni yerim ben ya. Yerim ya. Ben de seni yerim. Sen nasıl girdin lan içeri? Nasıl girdiysem girdim. Bana bak. Ya bana ne olup ne bittiğini hemen anlatırsın. Ya da yemin ediyorum senin bütün kemiklerini kırar eline verir. Evet Mehmet Efendi. Öt bakalım. Kuşmuyum oğlum ben. Ötmezsen ne olacak? Oğlum dün gece geliyorsun mahallenin ortasında suratıma patlatıyorsun. Sonra ağzını doldura doldura küfürler saçıyorsun. Sonra kapına geliyorum, kapıyı bile açmıyorsun.
Kabadayı'daki kağıdı görmedin mi? Şerefsizler giremez yazıyordu. Ya sen öyle kabadayılık yapacağına önce bir anlatsan, sonra da dinlesen daha iyi olmaz mıydı? Aslanım, biz duyacağımızı duyduk. Duyduklarımız bize yeter. Hadi gel bakalım, kim kimin kemiklerini kırıyormuş, gel. Aslında var ya, seni elini kolunu bağlayıp böyle Nazlı'nın önüne atmak lazım. Ne yapmışım oğlum ben? Ya ben ne yapmışım da sen böyle konuşuyorsun, ha? Bana bak, sen yoksa Nazlı'ya bir şey mi söyledin? Nazlı deme. O kızın adını bir daha ağzına alma sakın. Nazlı benim sadece ağzımda olan bir isim değil. Nazlı benim elim, kaşım, gözüm, Nazlı benim her şeyim. Sana şimdi bütün olan biteni anlatacağım. Ya Allah'ım ya. Oğlum ne bileyim ben, sana güveneyim mi, güvenmeyeyim mi yani? Ya oğlum, oğlum bak öyle değil diyorsun. Abi ne oldu Allah aşkına, bir anlat. Bir anlat şunu bak. Ama bak, uydurduğunu falan hissedersem kalkar şuradan giderim ha. Bir daha da yüzüne bakmam, duydun mu? Abi saçma. Hem de çok saçma. Bu işte, biz bir bara gittik. Bara. Hadi ben gidiyorum. Abi otur. Otur iki dakika. Anlatıyorum ya. Otur. Zaten Nazlı Serdar'ı seviyorum. Evleneceğim falan demiş. Kafa gitmiş bende. Ya bir halden anla ya. İyi öyle olsun. Neyse bu... Yani Ebru sarhoş oldu abi. Ama bak öyle böyle bir sarhoş olmak değil. O hanım hanımcık kız gitti. Yerine rezil Ayyaş'ın teki geldi yani. Gel bakalım, geldik. Geldim bakalım. Gel, 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 gel. Geldim, geldim. Evet, evine geldik. Nasıl şurada? Ha, iyiyim ben, iyiyim bırak, iyiyim ben. Aa, bu gece çok güzel değil miydi Ozan? Bir dakika, bu gece çok güzeldi. Masal gibi bir gece geçirmedik mi? Bir de seninle çok güzel dans etmedik mi? Bir kere öpeyim. Yok. Yo 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 yo, çok güzel bir geceydi. İnan çok güzeldi. Senin yatak odan nerede? Yukarıda. Tamam. Hadi gel, seni yatıralım bakalım. Tamam tamam. Gayet iyi. Tamam tamam. 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 Kötü değil mi? Değilsin, değilsin. O kadar kötü değilsin. Bırak bırak bırak. Ben hallediyorum, tamam. Çıktık ya. Ne dedin? Hiç. Bu kadar içecek ne vardı diyorum. Hayır, o kadar bir şey içmedim. Ben iki tane bir şey içtim ya. Sen de abartıyorsun şu an. Ozan. Ebru. Artık seni yatağına yatırsak da ben de gidip kendi yatağıma yatsam, evime gitsem ama, değil mi? Hadi. Ya tamam, gidersin. Bir acele etme. Tövbe tövbe. Şu benim iş tanımını yarın bir daha konuşalım seninle. Tamam, geldik. Hadi bakalım. Şimdi yatağını yatıracağız. Seni ver. Tamam, 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 tamam. Yatırıyorum şimdi seni, tamam. Gitme. Ebru, çok sarhoşsun. Ozan gitme. Lütfen. Lütfen gitme. Tamam, Ebru. İyi geceler, hadi. Güzel. Hadi. Hadi bakalım. Ulan Mehmet, bunlar hep senin verdiğin saçma sapan akıllar yüzünden oldu. Sen ayarını tutturamıyorsan ben ne yapayım kardeşim? Vallahi bilmiyorum, benim de kafam karışık. Aman ya, sen de ister inan, ister inanma bana. Zaten Naz da inanmıyor. Haksız mı? Sağ ol ya. Sen de çok yardımcı oluyorsun bana ha. Oğlum ben zaten düşünüyorum kara kara ne yapacağım diye. Sen de kalkmış. Ben de biliyorum kızın haklı olduğunu. Hayda. Oğlum zır zır çalıyor, açsana şunu. Ebru abi. Ozan sen nerelerdesin Allah aşkına? Yani iş çıkışından beri sana ulaşmaya çalışıyorum. Allah bilir telefonla daha yeni şarja takmışsındır. Ozan ne oluyor Allah aşkına, yeter ya. Ne oluyor? Ya ne sevgilim olabiliyorsun, ne şoförüm olabiliyorsun. Artık bir karar ver. Ya bak. Aa! Aa, canım yanıyor. Ambulans, ambulans çağır.
yapıyorsun oğlum? Bana çarptın, kaza oldu bana çarptın. Ya Ebru, kötü bir şey oldu. Birine çarptım ben. Hastanedeyiz şimdi. Ne? Birine mi çarptın? İyi misin peki sen şu anda? Çarptığın adamla... Sen bana hastanenin yerini söyler misin? Ben hemen geliyorum. Yo. Sen gelme, gelme. Dur. Endişelenecek bir şey yok. Ya adam atladı işte önüme. Ciddi bir şey yok. Sen merak etme. Hadi yat sen. Yat. Uyu sen. Hadi. Kapatıyorum. Doktorlar çağırıyor. Hay Allah ya. Oh be. Eyvallah kardeşim ya. Görüyorsun oğlum. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım belli kardeşim. Neymiş? Oğlum, artık bitti. Artık bu kahramanlıklar, kaçmalar, kovalamalar, bunlar bitti. Alacaksın Nazlı'yı karşına. 6 ay önceden başlayacaksın her şeyi anlatmaya. Kafan buluyorsun oğlum sen benimle ya. Başka şansın yok Ozan. Abi bak, şu dakikadan sonra Feriş daha gelse kimse Nazlı'yı ikna edemez ya. Tamam, eyvallah, senin elinde kanıtın yok, şahidin yok. Ama oğlum çıkar at şu safrayı artık üzerinden, gözünü seveyim ya. Bak oğlum, çeke çeke o kadar sündürdünüz ki gerçekten bitecek, haberiniz yok sizin ya. Ya ben kime diyorum ya? Ya vallahi bana ne halim varsa gör ya. Abi ben de yoruldum artık bak. Vallahi benim de bir ton derdim var ama ben çözüyorum ya. Git ne yaparsan yap. Vallahi bak ben sana diyeyim. Şu saatten itibaren Nazlı döner gider. Nereye? Ne bileyim abi, bir başkasına gider. Senden uzağa gider. Serdar'a gider. Vallahi ben gördüm, çok düzgün bir çocuğa benziyor. Oğlum abuk subuk konuşup derlendirme beni. Delir oğlum, delir ya. Şimdi delirmenin tam zamanı. Delir, al karşına, anlat şu gerçekleri, konuş. Hadi abi, hadi. Hadi giderken beni Nazlı'ya bırak da ben de bakayım neler diyorlar, öğreneyim hadi. Vallahi akşamdan beri kulağımda Hafize Ana'nın zili çalıyor. Çın 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 çın. Belli oluyor ne konuştukları. Hafize Ana kim ya? Oğlum sen de ne cahilsin ya? Cahil mahil değilim ben. Teşekkür ederim. Ne demek? Seni de bu saate kadar çalıştırdık. Yok. Ben çalışırım da. Neyse. İyi geceler. Nazlı. İyi geceler. İyi geceler. Nasıldım Kemal? Saçmalamadım değil mi? Bana gayet normal geldi Serdar. Gidelim. Abla? Dur. Geç otur. İyi değilim. Ya ne oldu? Hadi sen eve git, ben ararım seni. Tamam, gideceğim. Sen git. Hadi yola. Ne oldu? Bu haller ne? Ne oldu? Ya Nazlı. Ya çok kötü. Ozan yine bir şeyler yapmış kesin. Ne yapmış? Ya
Ya ne bileyim işte, o kadınla yatmış mı, telefon melefon bir şeyler dedi ama hüngür hüngür ağlıyordu. Ben de tam anlamadım. Ne yapmış, ne yapmış, ne? Ne ne yapmış? Niye bu kadar şaşırıyorsun ki? Yapmaz mı yani? Yok öyle değil yani. Ya o şerefsizden her şey beklenir ya. Ya Mehmet bak, Nazlı gerçekten çok üzgün. Ya, tamam. Merak etme. Tamam. Bak Nazlı uyusun, dinlensin, tamam mı? Yarın öğreniriz ne olup ne bitmiş. Tamam. Gerekirse bak, o Ozan denecek helal fırçasının karşısına ben çıkarım, dikilirim, kendim sorarım hesabı. Tamam mı? Helal fırçası mı? He, ne diyeyim? Ya bazen gerçekten çok komik laflar ediyorsun. Bak bu Ozan'la Ebru arasında kesin bir şeyler var. Ya Arzum, yani gerçekler görüldüğü gibi değildir. Yani şimdi Ozan'a da çok böyle haklı... Çok? Ne çok? Çok mu şerefsiz bu adam ya? Yani neyse. Bak şimdi sen Nazlı'nın yanından ayrılma, dinlensin tamam. İyice uyusun. Ben de bir gideyim, tamam mı? Tamam. Hadi. İyi geceler. Sen niye bu kadar erken çıktın? Ne konuştunuz? Nazlı ne dedi? Oğlum sen niye eve gitmedin ya? Ya abi ne konuştunuz? Ya aynı soruları kaç defa işittim acaba? Ve aynı cevapları kaç defa verdim acaba? Ya tamam be abi, ne konuştunuz işte? Ne dedi Nazlı? Ya vallahi kardeşim sen de biliyorsun Nazlı'nın ne dediğini. Ya gider her şeyi anlatırsın ya da Ebru ile mutlu mesut yaşarsın. Ben daha sana ne diyeyim ya, ne diyeyim ya? Ozan, benden bu kadar abi. Bitti, bu kadar. Böyle olmayacak. Öyle ya da böyle sana her şeyi anlatacağım. Seni gördüm. Hayır canım. Öyle kanlayacağını değil. Arzu beni yakınlarda bir yere götürdü de orada bir nehir vardı. İçinde de küçük küçük balıklar. Akşam yemeği yerken bir de ay çıkmaz mı böyle kocaman? O balıklar nasıl parlıyor da anlatamam. Ekmekleri ufalayıp ufalayıp atıyorsun. Öyle heyecanla koşturuyorlar ki sağa sola. Pulları öyle parlıyor ki sanki ay ışığı su içmeye inmiş gibi.
İşte orada gördüm seni. Koşar aklım durmaz. Para biriktirmeye başladım biliyor musun? Arzudan gizli gizli hem de. Gerçi öyle 3 kuruş koyabiliyorum ama olsun. Damlaya damlaya denizler taşarmış. Alacağım o yayla evini. Salacağım kuzuları, keçileri, tavukları. Sonra oturup seni beklemeye başlayacağım. Seni beklerken yaşlanacağım. Yumuk yumuk olacak ellerim. Yüzümdeki çizgilerde dereler akacak. Yine de bekleyeceğim seni. Elbet bir gün usanacaksın. Bana geleceksin. Elinde bir baston. Sakalların bembeyaz. Seni o kadar özledim ki. Zıplayıp duran küçücük kalbimi bir gün tutamayacağım. Böyle yürürken katılıp kalacağım. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Unutamadım. Çok özledim. Her yerde seni görüyorum uzun. Sevgilim. Hüznümü baharlara, umudu nice yanlara sardım, sakladım. Söylediklerimi sakın unutma. Vallahi bakalım bir saniye tuvaletinde sıkıştırır şişlerim seni. Aliyem geliyor, koş koş koş. Çabuk çabuk. Ah, ah Aliye Hanım. Ay. Vah, vah. Ne oluyor yine? Ay, Ozan, sen evde miydin çocuğum? Ne olsun, ölüyorum nihayet. Ay öyle demeyin Aliye Hanım, Allah esirgesin. Ya siz benden gençsiniz. Orası öyle, orası öyle de Ayşegül. Ay, bu kadar sıkıntıya, bu kadar eziyete yürek mi dayanır Ayşegül? Ah benim canım anam ya. Vefakar anam. Perişan oldu bizim için kadın. Ayşegül tansiyonu kaç çıktı? Vallahi hiç iç açıcı değil Ozan Bey. 150'ye 800 falan diyor. Of. Çok fena anneciğim ya. Ne yapsak, hastaneye falan mı gitsek hemen? Hastane mi? Yok çocuğum, yok. Zaten benim derdim hangi doktor deva bulur ki? Benim derdim içeride. Ne yapayım anneciğim? Ne istiyorsun? Söyle. Ne yapayım senin için? Söyle bakayım. Ben son dakikalarımı seninle birlikte geçirmek istiyorum çocuğum. Gitme sen bugün, olmaz mı? Tamam, olur. Ne demek? Gerçi ben bugün şey yapacaktım ama. Ne yapacaktın? Ya önemli bir şey değil ya. Ebru'yla işte şey yapacaktık. Neyse benim annem madem yanında kalmamı istiyor, ben de kalırım. Ebru mu? Ay en sevdiğim isim. Ne yapacaktın çocuğum, söylesene ne yapacaktın? Yani bugün evlenme teklif edecektim. Ay Ayşegül kalk, bugün benim doğum günüm Ayşegül. Ayşegül yaşadık Ayşegül. Sağdan soldan, sağdan soldan, sağdan soldan, sağdan. Yemin ediyorum kapatacağım sizi. Ay, ay kötü gülecek işim. Ali yanımda. Ozan nereye diyorsun çocuğum? Ebru'ya mı? Hayır anne. Akıl hastanesine 2 tane deliği ihbar edeceğim. Görüyor musun nasıl da kandırdı bizi? Görüyorum Ayşegül, görüyorum. Evlat yerine çıyan doğurmuşum. Kız mutluluğun kursağımda kaldı. Vur sırtıma, vur da gitsin. Artık ne yapalım Aliye Hanımcığım? Başımıza geleni çekeceğiz. Sen Aliye'yi tanımamışsın. Sen beni hiç tanımadın mı Ayşegül ha? Ben de çözümler biter mi? Bitmez Ayşegül. İyi deme be. Ne yapacağız Aliye Hanım? Gülümsüyorsun. Böyle jestler falan. Bugün çok güzel bir gün Ebru. Bugün her şeyin bitip yeniden başlayacağı gün. O gün bugün yani. Evet, o gün bugün. E hadi bakalım. Aa, ne oluyor burada? Nihayet sonunda geldiniz. Günaydın canım. Günaydın Ozancığım. Günaydın. Ne kadar şıksınız. Birbirinize ne kadar yakışmışsınız. Sen de parlıyorsun. Nedir bu toplantının sebebi? Olağanüstü bir durum olmalı herhalde. Nusret Bey ve çalışkan arkadaşlarımız sabahlara kadar çalışmalarının karşılığını sonunda gördüler. Nazlı'nın kremi testlerden son derece başarılı sonuçlar elde etti.
ve ilk denemesini resmi testler için önümüzdeki hafta göndermeye karar verdik. Bu çok güzel bir haber. Değil mi Ozan? Heh, bence de. Peki bu hikayenin nasıl kahramanı Nazlı Hanım neredeler? Aslında bu kutlama ve bundan sonra yapılacak kutlamaların esas nedeni bu krem meselesi değil. Konuşmuştuk bu konuyu seninle. Telaş etmene gerek yok. Bu Nazlı'nın isteğiydi. Sözümü tuttum. O tamam diyene kadar hiçbir şey yapmadım. Şimdi yine birbirimize zaman vereceğiz, tanıyacağız, tanışacağız. Ve bunun ilk adımı olarak bu hafta sonu için birlikte Paris'e uçuyoruz. Ama başka odalar. Merak etme, ayrı odalarda olacağız. Ne? Sen yurt dışına çıkıyorsun. Evet, çok ilginç değil mi? Ben gerçekten çok sevindim. Ya gidin, gezin bol bol. Acele etmeyin. Paris gerçekten şahane bir şehir. Ozan, sen bunu mu demek istiyordun? Ozan? Ozan. 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 Ozan neredesin? Oğlum şişt, oğlum bir kendine gel ya. Ne yapıyorsun? Uçağa bomba ihbarı mı yapsak? Ne dersin? Oldu canım. Oldu. Ondan sonra seni bulsunlar. Değil Nazlı'yı burnunun ucunu zor görürsün sen. Deli misin sen? Saçmalama. Uçağı kaçıralım. Kaçır abi. Olur kaçır. Hatta oradan Mars'a kadar gidersin. Nasıl olsa zaten yakında yerleşecekmişiz biz oraya. Hatta giderken Serdar'ı Jüpiter'de falan sallarsınız. Vallahi mis ya olur. Oğlum ne diyorsun sen ya? Sen ne diyorsun ya? Oğlum sen niye benim sözümü dinlemiyorsun? Sen hala niye gidip bu kızla konuşmadın? Oğlum konuşacaktım. Ama sandık. Ne sandığı ya ne? Mektuplar. Her gün. Her gün mektup yazmış oğlum bana. Kim? Nazlı. Yok artık. Oo. Oğlum var ya bu kız seni her gün kirece sokup üstüne beton döküyor durmadan ya. Öyle değilmiş işte. Ben biliyordum ama. Öyle değilmiş. Yok abi yok. Nazlı beni, ben Nazlı'yı bu kadar çok severken böyle bir şeyin olmasına izin veremem. Ne yapacaksın peki? Senin şu dedenin tabancası var diye. Şu Serdar zibidisinin... Tamam 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 vazgeçtim. Vazgeçtim. Oğlum en azından bacağından vuralım. Şiş yok artık. Oğlum delirdin mi ne yapıyorsun? Oğlum öyle silah külah şeyler yapmayacaksın değil mi? Bak korkutma beni. Yapmayacağım kardeşim, yapmayacağım. Şaka yapıyorum. Senin dediğini yapacağım oğlum. Bu nasıl olsa bavul bir şey hazırlamak için eve gelecek. Ben de çıkacağım karşısına. Diyeceğim böyle böyle. Hadi inşallah. Oğlum bak, bu sefer hallet şu işi gözünü seveyim bak. Kendini de kurtar, beni de kurtar. Hadi gözünü seveyim. Hadi.
Ya Ozan Bey. Türkü böyledir işte. Gün gelir başına ağrı yapar. Gün gelir başının tacı olur. Vay be. Ne laf ettim ha? Ulan Recep senin. Boşu boşuna debelenme. Uğraşma hiç kurtulamazsın. Beni kaçınca Nazlı'ya ulaşabileceğini mi düşünüyorsun? Nazlı'mın adını ağzına alma lan. Ama onu da alacağım. Nazlı benim olacak. Çocuklarımın anası olacak. Helalim olacak. Ama önce bu parazitten kurtulmamız lazım. Bu taş ne? Denize atacağım seni. Hangi denize? Recep! Recep! Nasıl düşünemedin bunu? Burada... Hanelin! Sade! Ezik! Hangi denize atacağım? Kafa karıştırma sana! Denize atmasam damdan atarım. Taşsız atarım. Ha, saat. Oğlum eğer kaçırdıysan var ya. Kaçırdın. Ben artık her şeyi kaçırdın. Senin zamanın doldu artık. Nazlı'yla Ozan'ın saati eşti. Artık Recep'le Nazlı'nın ölümsüz aşkının başladığı saat. Recep senin. Hadi kalk. Kalk gidiyoruz. Kalk. Dur bir dakika dur. Düşünüyorum dur. Merak etme Ozan Bey. Düşünmek için bol bol vaktin olacak öteki tarafta. Zebaniler seni duydu dürtüyorken. Hadi lan. Dur. Dur. Ben neyi düşünüyorum? Senin keyfini mi bekleyeceğiz? Hadi. Yürü. Ya dur. Ah be Recep abi. Sen beni boş yere kaçırdın ya. Ne demek lan boşuna kaçırdın? Abi benim tek kabahatim Nazlı ile aynı iş yerinde çalışıyor olmak. Hadi lan. Yine balavra atın. Hadi kalk. Yiyem ben numaraları kalk hadi. Dur. Vallahi bak ya sen ister inan bak. Ben Nazlı'yı unuttum gitti. Şişt. Doğru mu diyorsun lan? Ya sırf kızı bir daha görmemek için, ona boş yere ümit vermemek için iş yerinden istifa ediyordur herkes. Ama ne yapalım? Paraya ihtiyacımız var. Anam, kız kardeşim, açlar. Evde ekmek bekliyorlar. Doğru tabii. Ekmek parası değerli başka. Hem benim sevgilim var abi. Yani Nazlı'dan güzel olmasın ama çok seviyorum. Vay çapkın vay. Ben hızlısın he. Ama bak seni. Yani abimi kurtarmak benim boynumun borcudur. Tehlikeli olan ben değilim. Kim lan? Tehlikeli olan bizim iş yerindeki patron. Ya bir de bir görsen sümsük, çelimsiz. Ya böyle gözlerinin içine 2 saniye uzaktan baksan kuyruğunu içine sıkıştırıp kaçacak. Takmış kafayı Nazlı'ya ya. Kaçıracak kızı. Ay gavurun oğlu vay. Bir de bu akşam Paris'e götürüyor. Kim bilir neler yapacak kıza. Bırak götürür. Bak götürür. Nazlı'mın tanımadığı adamla ben bir yere gitmesine izin vermem. Sen dur, bir sakin ol. Her şeyin bir yolu var. Benim bir fikrim var. Anlat bakayım fikrini. Ama çok tehlikeli. Lan yemişim tehlikesini. Nazlı mevzu bahis olunca uçarak giderim. Anlat sen. Aslan abim benim be. Bilmez mi? Ama beni tanıyorlar. Ben sana yardım edemem. Aman. Sen edemezsen bittik. Ben edemezsen edeme. Ne işe yararsın zaten? Bu bozuk para olsan helacı almaz seni. Ben tek giderim. Anlat. Anlatıyorum. Thank you.
Dedi bana gitme de ne olur. Git. Arkana bile bakma. Bak bu senin yeni hayatının yepyeni tertemiz sayfası. Ona çok güzel şeyler yaz, olur mu? Canım benim. Canım ablam benim. Bir tanem. Merak etme, bunların hepsi geçecek. Geriye dönüp baktığımızda bunlar acı tatlı hatıralar olarak kalacak. Bu hayatta seni en çok düşünen insan benim. Seni çok seviyorum. Öyle olacak değil mi? Bir gün geçecek. Hadi bak, Serdar sabırsızlanıyor. Rica ediyorum Nazlı, yapma böyle Nazlı. Ya istemiyorum ben seni dinlemek. Aç şu kapıyı. Nazlı, Allah aşkına beni dinle. Nazlı. Tamam memur. Teşekkürler. Vallahi arabayı tek parça bulursanız iyi. Şimdi sökmeye başlamışlardır, ben söyleyeyim. Siz burada bekleyin Kemal, hemen geliyoruz. Aa. Serdar Bey, merhaba. Merhaba Nazlı. Ablam bir şeyini mi unuttu? Nasıl yani? Ablam arabanıza bindi gittiniz ya işte, bir şeyini mi unuttu? Arabayı mı? Ne yaptı Kemal? Çarptın o zaman. Beyefendi, beyefendi iyi misiniz? Oğlum vur bedeller de gitti ya adam. Vallahi beynimle böbreklerim yer değiştirdi. Gitti vallahi kafam. Kemal, ambulansı ara çabuk. Beyefendi, kırığınız falan mı var? Çok acı çekiyorum. Allah! Ne yap beyefendi, ne yap? Araba hadi. Arabayı çaldılar. Arabayı çalanlar Nazlı'yı kaçırdılar demek. Arabayı mı çaldılar? Ablam nerede? Ablama bir şey oldu. Gidelim. Tamam. Bakalım. Tamam. Ne oldu ablama? Nerede çaldılar arabanı? Siz içeride bekleyin. Polisi arayın. Ben onu bulacağım. Siz merak etmeyin. Ablamı bulun. İçeriden hiç çıkmayın. Ben Nazlı'yı bulacağım. Kemal.
Polisi ara. Arabayı çalanlar Nazlı'yı kaçırmışlar. Nasıl? Arzu Hanım'ın başında bekle. Bir şey olursa beni ara. O ne lan? O ne lan? Yolun ortasına koymuşsunuz. Kim koydu lan bunu buraya? Ben içinde de kimse yok. Kapıları da gitti. Hem böyle iş mi olur? Ulan bu ne? Park edilir mi araba? Biz köyde koymuyoruz yolun ortasına araba. Neyse biri geri çıkacağız artık. Bismillahirrahmanirrahim. Kendi başına mı geldi bu buraya? Lan! Sen kimsin? Ne işin var lan sen burada ha? Ne işin var? Nereye bakıyorsun lan sen? Lan Ozan! Nazım! Ozan! Bırak lan! Oğlum dur! Bırak! Lan bırak kızı! Ozan! Dur! Lan bırak! Şunu! Lan şerefsizleri bırak lan! Lan bırak kız gidiyor Allah aşkına! Hadi Ozan hadi! Bırak! Lan bırak! Dur! Alo Arzu. Tamam tamam ağlama ağlama sakin ol sakin ol. Dur. Kim var yanında? Şoför tamam sen şimdi sakince onun yanından uzaklaş tamam mı? Ağlama bak gözyaşlarına kıyamam ağlama gözünü seveyim. Bak beni çok iyi. Nazlı iyi merak etme Nazlı iyi tamam mı? Tamam. Şimdi sana söyleyeceklerimi çok iyi dinle tamam mı? Her şey bitti bir tanem. Gidiyoruz buralardan. Sana söylediğim gibi. Lastiklerimiz paralanana kadar, nefesimiz tükenene kadar, hayalin neresiyse oraya. Kimsenin bizi bulamayacağı, ikimizin de aynı dalda tomurcuklanıp açacağı yere gidiyoruz. Ne yapıyorsunuz siz ya? Recep'le birlik mi oldunuz? Sana diyorum. Nazlı dur sakin ol kaza yaptıracaksın. Ya çabuk dur yoksa yola atarım kendimi. Nazlı Nazlı dur. Yola atarım kendimi indir diyorum sana. Nazlı dur Nazlı. Nazlı. Dur diyorum sana. Kaza yaptıracaksın. Dur diyorum ineceğim dur. 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 Nazlı, Nazlı dur bir dinle. Nazlı. 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 Nazlı, Nazlı dur lütfen. Nazlı. Nazlı. Nazlı dur, her şeyi anlatacağım. Ya niye anlatacaksın sen bana? Hayatımı nasıl mahvettiğini mi? Hayallerimi nasıl yıktığını mı anlatacaksın? Gece ağladım. Her gece senin adını sayıkladım. Şu gözyaşlarımla çiçeklerimi ıslattım. Seni unutayım diye her gece sana mektup yazdım. Biliyorum. Seni unutayım diye kendimi bir köprüden atmadığım kaldı. Ama atmadın. Bunu bana neden yapıyorsun? Neden? Çünkü hala beni seviyorsun. E söyledim sana. Bağıra bağıra söyledim. Sesim çıkmayana kadar söyledim. Anlamıyorsun.
Ben seni bak, ben bir ömür böyle yaşayabilirdim. Seni uzaktan da olsa görebilmek umuduyla bir ömür senin peşinde koşabilirdim. Ben seni öyle mutlu görüyordum ya. Sen bahçendeydin mesela. Sanki köyündeydin o anda. Çiçeklerinle konuşuyordun. Onlara söylediğin her şeyi sanki bana söylüyormuşsun gibi ben hayal ettim. O talihsiz olay olmasaydı eğer, ben senin inan karşına çıkmayacaktım. Kendime bir sözüm vardı. Sana yaşattıklarım yüzünden. Karşılığı değil, biliyorum ama seni hep koruyacaktım. Evet, ben senin hep peşindeydim. Varlığımdan haberin bile olmadı. Saklandım. Senin çantanın çalındığı o gün, sana sarkıntılık ettiklerinde, evinize hırsız girdiğinde, sana araba çarptığında ve sen hastanedeyken ben senin hep peşindeydim. Mehmet her seferinde git anlat dedi. Anlar dedi. Ama ben korktum Nazlı. Nikah günü babanın aradığını, eğer hayır demezsem seni sahtecilik suçundan hapse attıracağını sana söyleyemedim. Anlatamadım. Ya dedim hapse girerse? Eğer sen girseydin, ya ben senin için suç işlerdim. Ne bileyim, çalışır çabalar gardiyan falan olurdum. Cezaevine müdür olurdum, avukat olurdum. Ben yine de seni korurdum. Ve sen benim saçımın telini bile görmezdin. Ben baktığım her yerde seni gördüm Nazlı. Her pencerede, her evde, her kapıda, gece yıldızlarda, ağaçlarda, kuşlarda. Ben aynada bile kendime baktığımda seni gördüm. Ben herkesle seni gördüm. Taksim'e binen sendin. Haberleri sen sunuyordun. Filmlerde sen dans ediyordun. Ben Ebru'da bile seni gördüm. Herkesle seni gördüm ya. Biliyorum ne düşündüğünü. Ama sen hep benim yanımdaydın. Ben yanlışlıkla bile olsa birine bakacak olsam, sen oradan uzanıp benim yüzümü çevirdin. Gözlerimi kapattın. Ellerimi tuttun. Sen benim içimdeydin. Ben sen oldum. Bana hala inanmıyorsan, eğer gerçekten beni sevmiyorsan, bir daha asla senin karşına çıkmam. Ama şunu bil, ben ne olursa olsun, nerede olursan ol, seni hep seveceğim. Ben korkumu kara kışlara, hüznümü baharlara, umudu nice yazlara sardım. Seni seviyorum. Ben korkumu kara kışlara, hüznümü baharlara, umudu nice yazlara sardım, sakladım. Vay be, aynı film sahnelerindeki gibi. Ama mutlu sonla biten bir film bu. Hayır hayır, durun daha bitmedi. Aa! Sen bunları sakladın mı? Evet, bugün için. Siz Nazlı Ayca Hanımefendi, Ozan Akinsoy Bey'i eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Sonsuza kadar. Nazlı Ayca Hanım'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Sonsuza kadar.
Zara'nın ve şahitlerimizin huzurunda sizi karı koca ilan ediyorum. Gelin öpebilirsin. Ama içi ağzına kadar dolu. Yüzyıllardır yeniden yeniden anlatılan bir masal. Ama gerçek hayatta masalların sonu mutlu da biter, mutsuz da. Bilmiyoruz sanma. Şimdi eğil, al bu çiçeği. Bu çiçek senin. Al ve en çok sevdiğine ver. Ve sakın onun elini bırakma. Bir gün senin elini tutmasa bile.